videomuzda arkadaşlar hayatımızda duran, durduğu da belli olmayan <laughs> bir modelden bahsedeceğim. Evet biraz davranış bozukluğu olan partnerlerden bahsedelim. Hani kendi duygularını tatmin için hayatımızda duran bunlar işte maddi manevi sömürü aslında adı altında toplayabileceğimiz başlıklar. İstismarcılar biraz da arkadaşlar avcı ruhlardan bahsedeceğim. Birçoğumuzun hayatına girerler ve çıkarlar. Girdikleri gibi çıksalar öyle olmuyor. işte talan ediyorlar. Aklımızı, yaşam şeklimizi, düşünme şeklimizi, inançları değerlerimizi sarsa sarsa maalesef uzaklaştırabiliyoruz çok inanıyoruz çünkü biz bu avcı ruhlara başta öyle bir geliyor ki yani bilemiyorsunuz tabii ki sizin niyetiniz öyle olmadığı için bu avcı ruhlardan bizi sömüren ruhlardan biraz bahsetmek istiyorum bugün sizlere evet ya biz iyiydik aslında derseniz başlarda çok güzel bir profille gelir bu avcı ruhlar yani ilgili hayli ilgili bakın ilgi yağmuruna tutar sizi Amanda nasıl sever? Amanda nasıl över? Amanda nasıl ilgilidir? Yani ilgi yağmuruna tutan bu şahıs bir yerden sonra avladıktan sizi sizi avladıktan sonra yani siz bir damla suya hasret kalırsınız. Aha. <laughs> Kurak çöllerde kaldım. Neyse. Şimdi tabii sevgi kırıntılarına kalır durum ve siz huysuzlanmaya başlarsınız. Hani çok ilgiliydi, çok alakalıydı. Geldi, kalbinizi çaldı, sonra durdu bu şahıs. Yani maddi manevi sömürüye başladı artık nereden açsa oradan sömürecek sizi nereden değersiz hissediyorsa kendini nereden yetersiz görüyorsa fazlasıyla oradan istismara başlayacak arkadaşlar gelen şahıs ve e, ya siz. ...ne yapmanız gerektiği konusunda... ...böyle bir dengenizi şaşırırsınız zaten... ...hani geldi çok ilgiliydi... ...sonra bir değişti... ...işte siz tekrar o eski e, düzeni... E, ...sağlamaya çalışırsınız... ...ya bu çok ilgiliydi... ...hani bu arkadaş zaten e, dengesiz tavırlara başladığında... ...sizin de dengeniz bozuluyor... ...siz denge kurmaya çalıştıkça hayatta dengeniz bozuluyor... <laughs> ...her şey bozuluyor zaten... ...ondan sonra işte toparlamaya çalıştıkça... yani niye ya böyle niye şöyle diye sorguladıkça... ...sizin böyle... E, ...bu sorgulamalarınızla ilgili size sert geri de olabilir saçmaladığınızı söyleyebilir halbuki bu avcı arkadaş saçmalamaya başlamıştır ve siz de hani <laughs> normalleştirmemek adına bu süreci ya ben saçmalamıyorum aslında durumu izah ediyorum deseniz de saçmalayan taraf onun gözü de sizsiniz çünkü bu avcı ruhlar bu kadar ilgiyle işte ilgiye boğan sizi bununla gelen arkadaşımız sonrasında duruyor zaten davranış bozukluğu olan bir insandan bahsediyoruz arkadaşlar hani birçok normal olmayan anormal şeyleri normalleştirmiş bir kişilikten bahsediyoruz çoğunuzun hayatında da var biliyorum çünkü çok yaygın bu arkadaşlarımız piyasada çok geziyorlar eyvah eyvah evet kendi duygularını tatmin için maddi manevi bakın duygularını tatmin için sizin hayatınızda durur yani sizi seviyor gibi davranır, sizinle ilgilenir sonra ilgiyi çeker yani dengesiz davranır istikrarlı bir şekilde dengesizliği var zaten bu arkadaşlarımızın bunlara e, çok dikkat etmemiz gerekiyor çünkü bizim dengemiz bozuluyor sonrasında arkadaşlar evet çok ilgiliydi çok alakalıydı ya bu beni çok seviyordu niye böyle yapıyor neden inanamıyorsunuz değil mi? <laughs> Şoklardan şoklara giriyorsunuz. İnanamazsınız. E davranış bozukluğundan bahsediyoruz neticede. Ve yani niye böyle davranıyordu diye sürekli bahanelerin altına sığınırsınız. Yani ya belki gerçekten yoğun, ya belki gerçekten yorgun. Yok arkadaşlar, yani gerçekten seven, gerçekten kıymet veren insanlar, gerçekten size değer veren insanlar böyle davranışlar sergilemez. Stabil bir akışı vardır o arkadaşımızın. Böyle dengesizin işte çıkışı, duygu durumları yoktur. O yüzden de size saçmalıyorsun, abartıyorsun gibi geri dönüm düşümler veriyorsa bu arkadaş saçmalamaya hakikaten başlamıştır. İzleyin biraz tamam. Evet ve... Ee, sonra arkadaşlar bu e, avcı arkadaşlar maddi manevi sömüren arkadaşların farklı özellikleri var tabi onlardan bahsetmeye devam edelim bunlar arkanızdan iş çevirir arkadaşlar kendilerini çok akıllı ve zeki zannederler de yani öyle değil ama <laughs> davranış bozukluğu var akıllı ve zeki olduğundan değil ama öyle perde arkasında işler çevirir ha bunlar yedekli çalışırlar yani bu avcı ruhlar çünkü maddi manevi aç bunlar tamam mı doyum için sömür için yani piyasadalar arkadaşlar bunları doyurmanız zor zaten. O yüzden de bu arkadaşımız kendi çok akıllı, çok zeki zanneden arkadaşımız yedekli çalışır. O yani sosyal medyada işte birilerle sürekli yazışıyordur. 3'e 5'e bakmıyordur arkadaşlar. Yazıyordur ona, buna yazıyordur. Yani işte yedekli çalışıyordur. Siz de yedekte tutuyordur. Ha siz yedekte tutarken de ciddi anlamda vaatlerde de bulunuyordur tatmin için sizinle birlikte artık neyle tatmin oluyorsa, neyinizi sömürüyorsa sizin hayatınızda duracak. Yedekli çalışmaya devam edecek. Yani açlığı büyük çünkü doymuyor öyle bunlar. O yüzden de bu arkadaş yani mesela gelir size evlilikten bahseder hmm. yarınlardan hayallerden işte güzel günlerden bahseder ama aynı şeyleri başkasına da aktarır arkadaşlar yani vaatler bol bunlarda yalan bol bol keseden atan avcılardan bahsediyoruz maymun iştahlı olan arkadaşlarımız bunlar maalesef ve hmm, söylediklerini de unutur bunlara <laughs> arkasında duramıyor yalancı yani tamam ee, ve kendi çıkarları için arkadaşlar maalesef sizi yarı yolda çok rahat bırakırlar nerede işte çıkarı var oraya yanaşırlar o ara siz neredesiniz ne yapıyorsunuz o umurunda bile değil umursamazlar merak etmezler sizinle ilgilenmezler ve e, değişik kişilerle beslenmeye ilişki içerisinde bakın sizinle birlikteyken devam ederler. Evet sıkıntılı bir durum mu? Hayli sıkıntılı bir durum ama gözünüzü açık tutmanız gerekiyor arkadaşlar. Ya siz ya çok iyi davranmıştı, çok sevmiştim. Yani çok seven zaten arar, sorar, ilgilenir, değerli hissettirir. Yani bu yaşadığınız hikaye içerisinde kendinizi değersiz hissediyor musunuz? Bir bakın. Ne hissediyorsunuz yani hiç doğru dürüst aramıyor sormuyor U ilgilenmiyor uğraşmıyor bir şeylerle merak etmiyor sizi ve siz ya beni seviyor aslında da bu ara biraz problemi var hangi ara bitmeyen aralar uzadıkça uzar o aralar arkadaşlar belli zamanlar tabi verin gerçekten problemi olabilir arkadaşımız ama ciddi anlamda istikrarsız bir şekilde devam ediyorsa yani yaptığı kabahatli davranışlara ilişki zarar veren davranışlara bir durmanızda da tabii fayda var diyorum arkadaşlar seviyorum sevmiyorum ya seven insan arar bahane aramaz tamam aramak için zaman kollar ve her daim sizinle olmak ister bu kadar net ya bunu çok çetrefilli hale getirmeye gerek yok seven insan e, stabil olur arkadaşlar yani ulaşırsınız o da size ulaşır hayaller kurarsınız yani sürekli hayal kırıklığı yaşamazsınız bakın yani sürekli bunu sorgulamazsınız. Zaten bu beni seviyor mu? Bana değer veriyor mu? Falan filan oralardaysanız sıkıntı var. Arkadaşımızda biraz davranış bozukluğu olabilir. Temkinli olmanızda fayda var arkadaşlar. Evet yapamayacağı şeyleri maalesef sunuyor. Bu davranış bozukluğu olan arkadaşlarımız size vaat ettiği aynı şeyleri başkalarına da vaat edebiliyorlar üzgünüm ama böyle kısır döngü içerisindesiniz. Yani aslında bu ilişki içerisinde olan insanlar ilerleyemeyen insanlar kısır döngü. Aynı şeyi tekrar tekrar yaşıyorsunuz. Aynı tartışmalar, aynı süreçler. Bakın dönüp duruyorsunuz ama bir yere varamıyorsunuz. Labirent, labirentte gibisiniz. Ve sinirleriniz bozuluyor. Ve canınız sıkılıyor. Ve ikide bir gelip size siz tepki verdiğinizde saçmalıyorsun, abartıyorsun gibi yani manipüle edersiniz zaten bu şahıs. Ve e, siz artık kendinizden şüphe etmeye başlarsınız. Ya kendinizi gerçekten iyi hissediyorsanız iyi hissediyorsunuzdur değil mi? Yani iyi hissettirse zaten iyi hissedeceksiniz. Ama ortada bir iyi hissetmeme durumu varsa yani işte bir arkadaşta da problem var diye düşünün artık. Yani tamam insanlar hani sevdiğini e, korumak ister. Ya bu çok güzel şeyler yaptı bana. Aa, beni göğe çıkarttı. Çaktı yere işte çaktı. Yani o kadar çakılmamakta lazım. Biraz da durmamız lazım, susmamız lazım, gözlemlememiz lazım arkadaşlar. Sinirleriniz bozulur zaten böyle bir insanla birlikteyseniz. Gerçekten sinirleriniz bozulur ve bu sinirleriniz bozulur bir aktarırsınız durumu. Karşı tarafta bir tepki yoktur. Yani siz saçmalayan taraf oluyorsunuz. Hanımefendi ya da beyefendi saçmalıyor ama saçmalayan siz olursunuz saçmalıyorsun bunaltıyorsun üstüme geliyorsun nasıl düşünüyorsun falan filanlar vardı mı ya olmaz mı maalesef sıkıntı evet üzülürsünüz <laughs> Üzül, üzülürsünüz yani baya bir sonra üzüldüğünüzü yansıtırsınız şahıs der ki burada size benim şöyle sıkıntım var benim böyle sıkıntım var benim canım sıkkın benim işlerim yolunda değil sizin üzüntünüz onun umrunda bile değil arkadaşlar ya dedi ki davranış bozukluğu var yani e, biraz sıkıntılı bir insanla birliktesiniz diye yani görmüyorlar sizinle ilgili ayrıntıları detayları üzüntülerinizi sıkıntılarınızı umursamıyorlar yani sizi aslında değersizleştiriyor bakın başta tamam çok değerli hissettirdi size kendinizi çok şey yaptı çok uğraştı avcı ruhlar zaten avlayana kadar uğraşırlar bunlar böyle ilişki yaşıyorlar siz burada e gözünüzü açık tutacaksınız arkadaşlar. Bunların ağına avcıların ağına düşmemeye gayret edeceksiniz. Biraz lütfen gözlemleyerek ilerlemenizde fayda var. Yoksa hani bu ağa düştükten sonra çıkmak biraz zor oluyor. Ve bu yapılar arkadaşlar maddi manevi sömüren yapılardan bahsediyoruz ya. Bunlar dışa bağlı yaşarlar. O yüzden alternatifli yedekli çalışırlar ya derslik duygusu baskın bunlar da böyle açlı büyük olan insanları aç yani maddi manevi aç oraya buraya gidiyor duramıyor yani sizin oldu siz verdiklerinizle yetinemiyor istediğiniz kadar verin dipsiz bir kuyudan bahsediyoruz yetemiyorsunuz eyvah eyvah durumları enerjinizi sömürür yani siz böyle yüklendikçe size kötü sözler söylemeye başlar kalbinizi çatır 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 kırar mı kırar vicdansız kadir kıymet bilmiyor bunlar zaten arkadaşlar sömüren yapılardan bahsediyoruz ve enerjinizi sömürür yaşamlı olan uyumunuzu bozar dengenizi bozar siz denge kurmaya çalıştıkça sonra siz dengesiz olursunuz zaten bir yerden sonra bu kadar dengesizlikle karşı karşıya kalınca ne yapacağınızı bilmediğiniz için ya denge kurma çalışması işte bir düzelteyim bir dönüştüreyim uğraşısı arasında perişan olursunuz Nasıl hayatınızda kişi böyle bir mi? Eyvah eyvah. <laughs> Olayı da çok felaketleştirdim ama. Tamam e, sizi merak etmiyor Kadir Kıymet bilmiyor. Sizin aslında güzel yanlarınızı görmüyor arkadaşlar. Ha, biraz eleştiriden mesleniyor. Bir de dışa dönük ya. İyi yanlarınızı çok fark edemiyor. Bu insan geldi zaten. Böyle maddi manevi sömürmeye devam ediyor. Geliyor gidiyor. Geliyor gidiyor. Var mı yok mu ne yapıyor? karışık durumlar işte karışık kafada karışıyor Elbette böyle durumlarda iyi olan tarafın davranış bozukluğu olmayan tarafından kafası karışır böyle bir ilişki içerisinde olduğu zaman arkadaşlar istediğim istediğim zaman yaparım kafası Hani diyoruz ya bazen yakalanmazsam her şeyi yaparım hmm. kötü bir düşünce sistemi ama maalesef bu yapılar mevcut akıl oyunları var bunların yani işte kendi akıllı zannediyor, davranış bozukluğum var demiyor da <laughs> bozum ben demiyor da ya ben akıllıyım ben zekiyim ben her şeyi yaparım çaktırmam. Hmm, bak sen. Sonra işte insan ilişkileri aslında e, bunların insan ilişkilerine baktığınızda aile ilişkilerine, iş ilişkilerine, sosyal çevreyle olan ilişkilerine çok sağlıklı değildir, uzun ömürlü değildir. Buradan aslında bunları biraz yakalayabiliriz arkadaşlar. Hı? Zaten hani başta davrandığı davranış şekli dönüştüyse fazla fazla yani çok değersiz hale getirdiyse sizi evet bu arkadaşla ilgili ilk kayıtlarda kalmayın lütfen güne gelin günde böyle bir veri var elinizde niye yok sayıyorsunuz ilk günkü verileri tamam kabul ediyorsunuz da bugünün verilerini niye inkar ediyoruz lütfen anda bir bakın kendinizi nasıl hissediyorsunuz çok değersiz mi evet şahıs sizi değersizleştirdiği için değersiz hissediyorsunuz yani daha fazla ilerlemenin bir manası yok geri çekilmeniz gerekiyor saygısı <laughs> sömürüsü evet çok fazla maddi manevi sömürüyor bakın yani çıkamıyorsunuz bu ilişki içerisinden zaten o yüzden de durmanız gerekiyor ee, bu değersizlik duygusuyla olun bu değersizlik duygusu desin baş etmeniz zor çünkü sizi değersizleştirecek sizi kötü bir hale getirecek o yüzden e, yaptıkları sizinle ilgili değil kendisiyle ilgili arkadaşlar bırakacaksınız bunları hayatın içerisinde ay bırakamıyorum nasıl bırakayım yani uzun zamandır hayatımda ya da eşim diyebilirsiniz e, uzun uzatmalı bir partneriniz olabilir. Yeni de başlamış olabilirsiniz. Onlar da kopuşlar daha kolay oluyor ama. Ya tepki vermeyi bir bırakın tamam mı? Tepki verdiğinizde zaten bunaltıyorsun, saçmalıyorsun gibi. Halbuki saçmalayan kendi ama geri dönüşümler böyle oluyor ya. Susun lütfen olur mu biraz? Tepki vermeyi bir bırakın lütfen ve yani onun hayatını yaşamaya aslında bir bırakın. Kendi hayatınıza lütfen bir dönün o noktada. Bu fedakarlıkları ve anlayışlı olmayı lütfen bir bırakın. Sorgulamayı orada bir durdurun arkadaşlar ve e, bu noktada ne yapacaksınız geri çekildik onu övmeyi bırakıyoruz. Az zaman ayırın lütfen ona eskisi gibi zaman ayırmayın olur mu? Bunun bir kıymeti olmuyor zaten yaptığınız yapacağınızda bir geri dönüşüm olmadı ya. Hm. Zaman e, konusunda cimrileşin. Onsuz programlar yapın bakın böyle yapılar değersizleştirdiğinizde hani tekrar size adım atar istiyorsanız bu insanı hayatınızda bir şekilde buna bir çeki düzen vereyim zor da yani hep bir e, taktikle gitmeniz gerekir bu da çok yorucu bir şey insan kendi olamadığı bir yerde olmamalı zaten mutsuz eden bir şey bu ha, şartlarınız müsaade etmiyordur o başka arkadaşlar ama şartların müsaade etmediği noktada ne yapacağız hani zaman konusunda az zaman ayıracağız onsuz programlar yapacağız eğer ki bir böyle bir insan varsa hayatınızda hani eşiniz değil onunla ilgili zaten hani evlilik daha farklı bir kategoride değerlendirmemiz gereken başka bir video konusu olsun ama ilişkiniz var böyle bir insanla birliktesiniz işte dedim ya programlarınızı onsuz yapmaya bakın lütfen ve ve evet ona yani şey diyebilirsiniz arkadaşlar hmm, ya ben Şimdi hani senle başladık bir şeylere güzel de başladık ama geldiğimiz nokta çok güzel değil. Ee, bu ilişkide ben kendimi çok değerli hissetmiyorum ama bunun benimle ilgili olduğunu da düşünmüyorum hmm. ve ben seninle daha iyisini beklemiştim, daha iyisini ummuştum ama hayal kırıklığı yaşadım umduğumu bulamadım diyeceksiniz tamam mı? Bu insanı biraz değersizleştirin lütfen. Çok böyle övdünüz, hayran hayran baktınız. Allah'ım Allah'ım neler neler yaptınız onun için ne fedakarlıklar. Bir karşı geri bildirim alamadınız. Ben senden daha iyisini ummuştum diye. Bir küt kalsın orada. Bir duvara çarpın bunu. <laughs> Bir aklı başına gelsin. Gelmez de yine en azından sizin içiniz rahatlasın. Yok 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 olmayınca olmuyor arkadaşlar ya içeride yoksa dışa yansımıyor dedik ya davranış bozukluğu var maddi manevi sömüren insanlar bu yapılar gelir işte sizi sömürür duygularınızı sömürür alacağını alır sonra sizi köşede tutar ihtiyacı olduğunda yine uğrar size ama kimsenin böyle birincisi değilseniz üçüncü beşinci seçeneği konumunda da olmayın bu gerçekten çok mutsuz eden bir şey uzaklaşmanız gerekiyor, durmanız gerekiyor. Yani o yüzden de lütfen çekilmemiz gereken zamanlarda çekilmekte fayda var arkadaşlar ve sizinle ilgili değil. O yüzden dönüştürmeniz zor maddi manevi bu sömürüyü durdurmanız gerekiyor. Evet ya niye böyle yapıyor? İşte hani diyorsunuz ya ben beni seviyordu bu ya işte sömürü için gelmiş arkadaşlar bu sevgi değil sömürü ikisi de seyle başlıyor ama sömürü duygusal istismar kendi ihtiyaçlar için tamam mı ee, kendi tatmin etmek için maddi olur manevi olur onun için gelmiş ve bir kısır döngüdesiniz ve ilerleyemiyorsunuz yok Hayaller var, hayata geçmiyor. Tamam? O noktada bir sorgulayın kendinizi. Neden bu insan, bu insan, bu insan, bu insan diye diretiyorsunuz? Lütfen açık kendinizde açık bulduğunuz noktaları bir kapatın. Bu insanlara da kapıyı şöyle şak diye bir kapatmanız gerekiyor arkadaşlar. O kapıya bir e, vursun kafayı. <laughs> Belki toparlar. <laughs> tamam mı şimdi dediğim gibi böyle bir insan varsa sizi sömürmeye başladıysa siz gerçekten düşündüğünüz zaman ya ben kendimi nasıl hissediyorum evet çok değersiz çok mutsuz hissediyorum dediğiniz anda artık tepki koyma vakti gelmiştir bu insana gerekli tepkiyi koyun sonra bakın sonra bir bakın şanslar verebilirsiniz vermeyebilirsiniz bu size kalmış arkadaşlar ama sürekli istismar varsa sömürü varsa hani feda ettikçe ee, sizde bir şey kalmayacak. ve Zaten gidecek bu. Tamam, bunlar zaten gidecekler. O yüzden siz gönderin. <laughs> siz gönderin, değersizleştirin. Bu avcılardan lütfen uzak durmaya gayret edin arkadaşlar. Evet, ne dedik? Hmm, maddi, manevi sömürenler hayatımıza girer. Bu avcı tipler ve maalesef bizim hayatta dengemizi bozarlar. Ee, yani inandığımız şeyler üzerinde oynama yaparlar ve bizi çok ama çok kırarlar. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Görün hamleleri, durun arkadaşlar, izleyin. Sonra baktınız çok saçmalıyor ve gelip gelip size saçmalıyorsun diyorsa <laughs> bunu ne yapıyoruz? Hayatımızdan uzaklaştırıyoruz. Böyle yapıları bunlar davranış bozukluğu olan ilerleyen boyutu da olabilir. Kişilik bozukluğuna, ağır kişilik bozukluğuna da dönüşmüş olabilir. Bu sizin işiniz değil arkadaşlar. Gitsin, gerekli desteği alsın. Almıyorsa da hayatın içerisinde oradan oraya savrulsun ama sizi savurmasına lütfen izin vermeyin. Oldu mu? Peki avcı ruhlara dikkat edelim dedik bugünkü videomuzda ya beni seviyor diye kendinizi kandırmayın bahaneler aramayın seven insanın ne yaptığı ve sevmeyen insanın ne yaptığı çok açık arkadaşlar seven yanınızda olur kıymetli hissettirir sevmeyen sömür için gelmiştir. Sizden bir şeyler alır 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 çok değersiz hissettirir. Kendinizi sorgulattırır. Bu ilişkiyi sorgulattırır. O noktada gerekli sorgulama yapın. Hesabı yapın. Arkadaşı hayata yollayın. <laughs> Peki bugün de bu kadar olsun. E, yeni videoda yine yeniden görüşmek umuduyla. Bu arada kanalıma abone olmayı ihmal etmezseniz memnun olurum. E, benim iletişim kurmak isterseniz fundayucel06 instagram hesabım üzerinden iletişim kurabiliriz. Haydi hoş kalın ve hoşça kalın.